Peki hocam, geçen eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz Bey'le beraberdik. Evet, evet. Faiz konusunu konuşuyorduk. Yani faiz öyle bir şey ki bundan kaçamazsın. Yediğin ekmekte bile bir şekilde direkt olmasa da faiz bulaşıyor. Peki faiz haram mıdır ya da nedir? Şimdi aslında Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı faiz değil, ribadır. Faizle riba arasında fark var. Riba hakiki artıştır. Bir malın gerçek değerinin artmasıdır. Gerçek değerinin artmasıdır. Gerçek değerinin, yani enflasyon değil. Enflasyon değil. Şimdi mesela o peygamber zamanında, cahiliye dönemi Araplarda uzun hasul öyle gibi birisi muhtaç olur. Gelir birisinden ödünç ister. O da verir. Mesela %100 şey vereceksindir. Veya %20, %30 faiz vereceksindir. Riba veriyor. Yani mesela 3 ay sonra bunu benim sana 100 lira veriyorum. Şimdi 3 ay sonra sen bana 130 lira vereceksin diye. 3 ay sonra. Fakat zamanı gelir, 3 ayda dolar adam ödeyemez. Ondan sonra gelir, bu süreyi artır. Süreyi artırayım ama fakat bu defa %50. Ondan sonra bir daha artır %100. Bir daha artır %200. Böylece bileşik faizler artıp da artıyor. O fakiri mahvediyor. Fakiri yani eziyor. Şimdi bu sömürü düzenidir. Kur'an-ı Kerim bunları yazıyor. La te'kulur riba ad'afe muda'afe. Kat kat ribayı yemeyin. Ey inananlar, kat kat ribayı yemeyin diyor. Başka bir ayeti kerimede de ya eyyühellezine amenu tekullaha ve zaru ma bakiye minel riba in kuntum mu'minin. Ey inananlar, Allah'tan korkun. Kalan artı ribadan kalan kısmı inanıyorsanız bırakın. Şimdi bu nedir? Fakire, ihtiyaç sahibine verilen ödünçten alınan gerçek fazlalıktır. Bu haramdır. Ha, fakiri koru diyor yani. Evet, fakir çünkü o ezmektir. Fakiri sömürmektir. Ama bankalara yatırılan o işte mevduat. Yani bankaya ben paramı yatırdım. Evet. 10 bin lira mevduat faizi alıyorum. Alıyorsun. Bu haram mı hocam? Ya banka size ne veriyor? Faraza bu şimdi belki %7-8 veriyor. %7, enflasyon kadar diyelim. %5 neyse. Evet. Artık bankadan bankaya değişebilir bu. Ama enflasyonu karşılamıyor bu. Enflasyonun bile altındadır. Veya işte aşağı yukarı ya takriben paranın değerini ancak koruyabilir. Evet. Siz parayı evde tutamazsınız tabii. Götürüp bir bankaya yatıracaksınız, bir yere yatıracaksınız, mala yatıracaksınız. Herkes ticareti bilmez ki. Evet. Herkes uzman değil, ticaret uzmanı. O zaman mevduata koyabilirsiniz paranızı. Onun için belli bir yere koyacaksınız.